tek anlatmaya kalkarsak oldukça fazla ürünlerimiz var ve sizin söyleyeceğiniz bir şey var herhalde. Panik atakla ilgili bir şey söylemiştim. Panik atakla, evet. Günümüzde depresyon ve panik atak maalesef ne oluyor? Hızla binlerce insan bu rahatsızlığa yakalanıyor. Neden, niçin? Çünkü büyük şehirde yaşayan insanlar artık annesi, babası, yakınları yani memleketinden çekmiş gelmiş. Burada yalnız yaşıyor birçok insan. Yapılan son araştırmalara göre Türkiye'de 19 milyon 500 bin evlenme çağında olup da evlenemeyen genç var. Evet. Evlenme çağında olup da evlenemeyen 19 milyon 500 bin. Nasıl yaşıyor bu insanlar? Yemekte, bulaşıkta, içti, güçtü, koşturuyor. Yavaş yavaş yaşlanıyor, gidiyor. 30 yaşına gelmiş, evlenecek, evlenemiyor. Yani eşya lazım, şu aşk lazım. Aşk iksiri falan mı veriyorsunuz hocam? Yok. Var depresyon. Mı? Aşk iksiri bulamadınız mı hala? Aşk iksiri değil de kara sevdaya yakalanıp da bunalıma girenler için IQ Plus rahatlatır. Kafadaki negatif düşünceleri siler. Kara sevdayı. Evet. Kara sevdaya yakalanan aşkına ulaşamazsa intihar bile edebilir. Kesinlikle. Bu nedenle bu tür bunalıma girenler için IQ Plus, bu sarı kantaron farklıdır. Nedir? Sarı kantaron şu çiçeğin resmini göstereyim. Şu çiçek. Sarı çiçek. Sarı kantaron depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Yapılan araştırmalarda bunun birleşiminde %1 oranında hiperforin denen bir etken bir madde var. Bu beyindeki noradrenalin hormonu salgılamasını artırır. Dopamin hormonu salgılamasını artırır. Serotonin hormonu. Serotonin hormonu ne işe yarar? Serotonin hormonu düşerse üzüntü, sıkıntı, gerilim, stres olur. Kişi negatif düşünmeye başlar. Karamsardır. Fakat serotonin hormonunun hapları var. Eczaneden alırsan çok büyük antiyetsileri var. Felaket. Birçok hastalık tetkiler. Cilt hastalıkları, alerjik hastalıklar, karaciğer rahatsızları. Fakat sarı kantaron kullandığında beyin otomatikman kendisi bunu salgılıyor, artırıyor. Beyindeki birçok hormonun salgılanmasını sarı kantaron artırır. Klinik araştırmalarla bu belgelenmiştir. Peki sinirli olan kendini bildi bileli, sinirli işte agresif yapıya sahip olan insanların kimyasında bozukluk var mı diye de bu IQ gıda takviyelerini kullandığında rahatlama hissederler mi? Evet, sinirli ben insanlar. Eskiden çok gergindim. Genelde sinir hapları falan kullanılır. Bana kimse hani şaka yapamazdı. Öyle. 12 Eylül'den önce çok birçok olaya girdik çıktık. O dönem Allah kimse göstermesin. Almanya'ya gitmiştim de Almanya'da bana şaka yapmıyorlardı. Çok gergindir ama şaka yapmayı diyorlardı. O gergin ortamda şimdi bir ehliyet imtihanına girdim. Alman dedi ki kurs hocası sen asla kazanamazsın. Şansını zorlama. Paranı çöpe atma. Dedim sen benim ismimi yaz. Gerisine karışma. Tamam dedi. Bir hafta sonra tekrar imtihana girdim. Fakat sarı kantaron burada kullandım bir hafta yoğun şekilde. Şimdi hocam benden önce şunu sarı kantaron mu rahatlamamıza sebep oluyordu, IQ mü? Bu okul imtihan için. Şu sarı kantaron rahatlatıcı, relax, depresyona karşı. Evet, tamam. İmtihana girdim. Benden önce iki Alman çocuğu 15-20 dakika sonra ehliyetlerini aldılar. Sıra bana geldi. Sürüyorum hata yok, sürüyorum hata yok. Şaşırdı. Dedi, trafikten gelen memur dedi ki bu adam da ne istiyorsun sen dedi. Irkçı mısın dedi. Nazi misin dedi. Yabancı düşmanı mısın dedi. Bak dostlarına işlerim senin dedi. Lisansını iptal ederim dedi. Yok efendim dedi. Ne efendim dedi. İşte bu arkadaş dedi geçen hafta girdi de o zaman çok hata yapmıştı da öğrenmek istiyorum. Şimdi hiç hata yapmıyor. Ona şaşırdım. Onu bunu anlamam ehliyetini ver dedi. Alman çocukları birkaç tane hata yaptığı halde verdin ehliyetini dedi. Buna dedi engel olmaya çalışıyorsun. Peki efendim dedi. Hemen imzaladı. Sonra trafikten gelen memur şöyle gidince ilerledi dedi ki ya sen ne yaptın dedi. Ne yaptın dedim. Hiç hata yapmadım dedi. Evet hiç hata yapmadım dedim. Nasıl oldu dedi. O da benim sırrım dedim. Söyleseydiniz i̇şte, o da kullansaymış. O ırkçı olduğu için ona vermedim.